Gençler selamlar. Bu hafta 11. sınıf ÖDS sorularına birlikte cevaplandıralım. Sınavımızı olduk. Aşağıdaki parantezlerden hangisindeki cümlenin öge dizilişi yanlış verilmiştir? E, koyu lacivert gökte bol yıldızlar sarı sarı ışıldayarak gözlerin içine içine akardı. Akardı yüklem. Akan ne? E, bol yıldızlar öz ne? şurası özne arkadaşlar. Nerede akardı? Koyu civert gökte dolaylı tümleç. Nasıl akardı? Sarı sarı ışıldayarak akardı. Nereye akardı? Gözlerin içine içine dolaylı tümleç. Dolaylı tümleç özne, zarf tümleci, dolaylı tümleç yüklem. Burada herhangi bir sıkıntımız yok. Küçük sıcak insanın kalbine dokunan hikayeler her zaman etkileyicidir. Etkileyicidir yüklem etkileyici olan ne? Küçük sıcak insanın kalbine dokunan hikayeler ne zaman etkileyicidir? Her zaman zaten tar tümleci. Burada da herhangi bir sıkıntımız yok. Sinema binası çok para harcadıktan sonra hiçbir şeye benzetilmemiş yapılardan biri. Hiçbir şeye benzetilmemiş yapılardan biri harcan çok para harcandıktan sonra hiçbir şeye benzetilmemiş yapılardan biri yüklem arkadaşlar. Hiç çok para harcandıktan sonra hiçbir şeye benzetilmemiş yapılardan biri olan ne? Sinema binası. Burada da bir sıkıntımız yok. İlk uçuşuna çıkmış, sevinçli, korkulu ve coşkuyla şaşkın bir kuş havalandı içimde. Havalandı yüklem havalanan ne ilk uçuşuna çıkmış sevinçli korkulu ve coşkuyla şaşkın bir kuş Nas nerede havalandı içimde havalandı özne yüklem dolaylı tümleç buruşuk göz kapakları ve uzun kaşlar altında sık sık yok oluyor çocuğun gözle boncuk gözleri yok oluyor yüklem yok olan ne çocuğun boncuk gözleri özne burada nesne demiş arkadaşlar o yüzden cevabımız ne seçeneği olması gerekiyor. Gelelim ikinci soruya. Yukarıdaki iki dizede, iki dizede de bulunan ögeler aşağıdakilerden hangisidir? Unut beni, kalbimdeki hicranla yalnız kalayım. Unut beni yüklem. Burada bir yargım var çünkü. Kalbimdeki hicranla yalnız kalayım. Kalayım yüklem. Kalan kim? Ben. Nasıl kalayım? Kalbimdeki hicranla yalnız zarf tümleci, kimsesiz bir yavru gibi kucağında ağlayayım, ağlayayım yüklem, ağlayan kim ben, nasıl ağlayayım, kimsesiz bir yavru gibi nerede kucağında hem zarf tümleci'miz var, hem de dolaylı tümleci'miz var arkadaşlar. Dolaylı tümleç nesne demiş, eliyorum, zarf tümleci yüklem demiş bu olabilir. Dolaylı tümleç, edat tümleci demiş. Eliyorum. Nesne, özne demiş. Nesnemiz yok. Eliyorum. Zarf tümleci, dolaylı tümleç demiş. Sadece birin ikinci dizede dolaylı tümlecimiz var. O yüzden cevabımızın B seçeneği olması gerekiyor. Geldik. Üçüncü sorumuza. Bu cümledeki altı çizili sözün ögesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Mecnun'la birlikte oturan akıllı Leyla'nın yüzünden başka şey konuşmaz. Konuşmaz yüklem konuşmayan kim? O. O ne konuşmaz? Leyla'nın yüzünden başka şey nesne. O yüzden cevabımız ne olacak? B seçeneği olacak. Gelelim dördüncü sorumuza. Yukarıdaki cümlenin ögeleri aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla verilmiştir diyor. Ağladı yüklem ağlayan kim? İhtiyar kadın özne. İhtiya, e, i̇htiyar kadın nasıl ağladı? Kimsesiz bir çocuk gibi ağladı. Zarf tümlecimiz var. Ne zaman ağladı? Eline mektubu aldığında yine iki tane zarf tümlecimiz özne ve yüklemden oluşuyor. O da hangi şıkkımızda var? A seçeneğimizde mevcut. Gelelim beşinci sorumuza. Yukarıdaki cümle aşağıdakilerden hangisiyle tamamlanırsa cümlenin öge dizilişi özne, dolaylı tümleç, zarf tümleci, yüklem, zarf tümleci olur demiş. E, göl altın bir tepsi gibi parlayan kocaman bir ayın altında mavi gözlerini bize açıyordu. Açıyordu yüklem. Açan kim? Göl. Göl ne açıyordu mavi gözlerini nesne şimdi yüklemden sonra zarf tümlecimiz olması gerekiyor o yüzden bunu eliyorum kuşlarla birlikte şarkı söylüyordu söylüyordu yüklem söyleyen kim göl ne söylüyordu Ş şarkı nesne yine aynı şekilde zarf tümleci olması gerekiyor sonunda pırıl pırıl duruyordu işte duruyordu yüklem duran kim göl göl nasıl duruyordu pırıl pırıl du duruyordu nerede duruyordu ee, nasıl duruyordu altın bir tepsi gibi parlayan kocaman bir ayın altında dolaylı tümleç buradaki işte ifadesi e, cümle dışı unsur o yüzden burayı da iliyorum. göz kırpıyordu yüklem göz kırpan ne göl göl nasıl göz kırpıyordu nerede göz kırpıyordu altın bir tepsi gibi parlayan kocaman bir ayın altında. Öznemiz var. Dolaylı tümlecimiz var. Ee, bakalım tekrardan. Zarf tümleci olması gerekiyor. Nasıl kırpıyordu? Işıl ışıl. E'ye de bakalım. Burada da her, e, zarf tümlecimiz olmadığı için. Eliyorum. Balıklarla oynaşıyordu sanki. Oynaşıyordu yüklem. Oynaşan kim? Göl. Göl nerede oynaşıyordu altın bir tepsi gibi parlayan kocaman ayın altında dolaylı tümleç ee, kimle balıklarla kimle sorusu normalde edat tümlecinin sorusu ama ÖSYM zarf tümlecine dahil ettiği için zarf tümleci diyebiliriz. Oynaşıyordu yüklem. Nasıl oynaşıyordu ya da e, oynaşıyordu sanki yüklem olması gerekiyor. C seçeneğine tekrar bakalım arkadaşlar. Ne zaman duruyor, nasıl duruyordu, İşte duruyordu. Buradaki nasıl sorusuna cevap verdiği için zarf tümleci diyebiliriz. Cevabımız ne olacak? C seçeneği olacak. Gelelim 6. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi sadece özne ve yüklemden oluşmuştur diyor. Bir bozkurt çocuğu için deniz önce kocaman bir şaşkınlıktır. Kocaman bir şaşkınlıktır yüklem. O kocaman bir şaşkınlık olan ne? Bir bozkır çocuğu için deniz. Nasıl? Önce zarf tümlecimiz var. Kıpırdamaya başlayan deniz yüz veren bir anne gibiydi. Yüz veren bir anne gibiydi yüklem. Yüz veren anne Pardon arkadaşlar. Yüz veren anne gibi olan ne? Kıpırdamaya başlayan deniz. Özne ve yüklemden oluşan cevabımız nerede var? B seçeneğimizde var. Gelelim 7. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisinde altı çizili bölüm özne görevinde değildir? Kıvılcımsız bir göl iri bir üzüm tanesinden başka nedir ki? İri bir üzüm tanesinden başka nedir? Olan ne? Kıvılcımsız bir göl özne görevinde. Pek az şey bilen onu sık sık tekrarlar. Tekrarlar yüklem tekrarlayan ne? Pek az şey bilen ya da kim? Özne görevinde. Küçük bir kıvılcım yangına sebep olur. Sebep olur yüklem. Sebep olan ne? Küçük bir kıvılcım özne görevinde. Korku içinde yaşayan adam asla özgür değildir özgür değildir yüklem özgür olmayan kim korku içinde yaşayan adam öz, özne görevinde coşku yaratmaz alışılmış şeyler ee, nasıl şeyler yaratmaz coşku yaratmaz alışılmış şeyler olan ne coşku yine özne görevinde tekrardan bir bakalım arkadaşlar pardon coşku yaratmaz alışılmış bir şey. Çünkü nasıl coşku yaratmaz alışılmış coşku burada, buranın tamamı yüklem oluyor. Cevabımız ne oluyor? E seçeneği oluyor gençlik. Geldim 8. sorumuza aşağıdakilerden hangisinde birden fazla nesne vardır diyor. Toprağın tutsaklığından kurtulmak özgürlük olabilir mi yaşayan bir ağaç için olabilir mi yüklem Olabilen ne? Toprağın tutsu, tutsaklığından kurtulmak. Ee, ne olabilir mi? Özgürlük. Kim için? Yaşayan bir ağaç için. Sadece bir tane nesnem var o da özgürlük. Yeteneklerin en değerlisi bir sözcük yeterliyken hiçbir zaman iki sözcük kullanmamaktır. Kullanmamaktır yüklem. Kullanmamak olan ne? Yeteneklerin en değerlisi bir sözcük ne zaman kullanmamaktır. Bir sözcük yeterliyken hiçbir zaman iki sözcük. Yine e, hatta bu cümlede nesnemiz yok. İnsan yalnız kalmaktan korktuğu için aşkı, sevgiyi, nefreti, aileyi icat etmiş olabilir. Sanatı da e, icat etmiş olabilir. Yüklem olabilen ne? Olabilen icat etmiş olabilen kim? İnsan. Tamamı yüklem. İnsan ne icat etmiş olabilir? Ee, yalnız kalmaktan korktuğu için aşkı, sevgiyi, nefreti, aileyi, sanatı bunların hepsi nesne olduğu için cevabımız ne olacak? C seçeneği olacak. Geldik 9. soruya. Aşağıdakilerden hangisinde yükleme olmayan bir cümle vardır? Kuru kaşık ağza, kuru... Söz kulağa yakışmaz, kuru kaşık ağza yakışmaz, kuru söz kulağa yakışmaz. İkisinde de yüklem belli. Geçmiş için şapkamızı çıkaralım, gelecek için ceketimizi, ge gelecek için ceketimizi çıkaralım. Yine iki tane yargı, iki yargının yüklemi var. Gözler resimlerle büyülenir, kulaklar müzikle büyülenir. Yine aynı şekilde iki tane cümlenin yüklemi var. Hakikati arayanlara inan, ama bulduğunu söyleyenlere asla. Şimdi bu yüklemin inanma olması gerekiyordu ama burada inanma olmadığı için cevabımız ne oluyor? D seçeneği oluyor. Hastanın memnun kaldığı tek hastalık aşktır. E, hastanın memnun kaldığı tek hastalık aşktır. Zaten tamamı ne görevinde? Yüklem görevinde diyoruz. Gelelim 10. sorumuza. Aşağıdaki dizelerden hangisinde birden fazla özne vardır diyor? Büyük işler, önemli atılımlar ancak birlikte çalışma ile elde edilebilir. Elde edilebilir yüklem. Elde edilebilen ne? Büyük işler, önemli atılımlar. İki tane öznemiz olduğu için bu cümlede cevabımız ne oluyor? A seçeneği oluyor. Hayatın renkliliği ancak onunla mücadele eden kişilerde bulunur. Bulunur yüklem. Bulunan ne? Hayatın renkliliği. Bir tane var. Kalbin gözleri vücudun gözlerinden çok daha iyi görünür. Eee iyi görünür, iyi görür yüklem, iyi gören ne? kalbin gözleri. Yine bir tane öznemiz var arkadaşlar. Nazik bir adam anlatılan hikayeyi her zaman ilk defa duyan kişidir. Anlatılan hikayeyi her zaman ilk defa duyan kişi kim? Nazik bir adam, özne. Yine bir tane öznemiz var. Her insanın hayatı onu kendisine götüren bir yoldur. Ee, onu kendisine götü kendisine götüren bir yoldur yüklem kendisine götüren bir yol olan ne? Her insanın hayatı yine özne bir tane cevabımız ne oluyor? A seçeneği oluyor. Gelelim 11. sorumuza. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin öznesi yoktur demiş. Herkesin aynı fikre vardığı bir akşam kayıp bir akşamdır. Kayıp bir akşamdır yüklem. Kayıp bir akşam olan ne? Herkesin aynı fikre vardığı bir akşam öznemiz var. Amaca ulaşmak için yola erken çıkılır. Erken çıkılır yüklem. Erken çıkılır çıkan kim? Onlar. Onlar ne için? Amaca ulaşmak için nereye? Yola. Bu cümlede neyimiz yok? Öznemiz yok arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi öge dizilişi bakımından ötekilerden farklıdır demiş. Rüzgar esince karşılıklı pencerelerin perdeleri köpürürdü. Köpürürdü yüklem. Köpüren ne? Ee, Karşılıklı pencerelerin perdeleri özne, ne zaman köpürürdü rüzgar esince zarf tümleci. Küçük kızın gözleri sisli sabahlara benziyordu, benziyordu yüklen benzeyen ne? Küçük kızın gözleri özne, neye benziyordu sisli sabahlara dolaylı tümleç. Güldükçe adamın şişkin yüzü kızarıyordu. Kızarıyordu. Yüklem kızaran ne? Adamın şişkin yüzü öz ne? Ne zaman kızarıyordu? Güldükçe zarf tümleci. O zaman A ile C aynı. Akşam olduğunda serseri bir rüzgar esiyordu. Esiyordu. Yüklem esen ne? Serseri bir rüzgar öz ne? Ne zaman? Akşam olduğunda. D seçeneğimiz de aynı. Birden anlamını çözemediğim bir uğultu duyuldu. Duyuldu. Yüklem duyulan ne? Bir uğultu öz ne? Eee Nasıl u, du, anlamını çözemedim bir uğultu özne. Ne zaman duyuldu? Birden duyuldu. Burada da zarf tümlecimiz var. Cevabımız ne oluyor arkadaşlar? B seçeneği oluyor. Geldik 13. sorumuza. Aşağıdaki dizelerden hangisinde ögeleri ayırmada bir yanlışlık yapılmıştır diyor. Bütün gece ağladım dalgalar kucağında. Ağladım yüklem. Ağlayan kim? Ben. Ben nasıl ağladım dalgalar kucağında ne zaman ağladım bütün gece yosun tuttu gözlerim yalnızlar rıhtımında yosun tuttu yüklem yosun tutan ne gözlerim e, nerede yalnızlar rıhtımında burada herhangi bir sıkıntımız yok sazlar çalınır çamlıcanın bahçelerinde bülbül sesi var şaşkınların namelerinde şarkıların namelerinde çalınır yüklem çalınan ne sazlar nerede çalınır çamlıcanın tep bahçelerinde var yüklem var olan ne bülbül sesi ne Nerede de var şarkıların namelerinde. Burada da herhangi bir sıkıntımız yok. Boğazımda düğüm, düğümlenen hıçkırık olayım. Nasıl hıçkırık? Boğazımda düğümlenen hıçkırık. Ee, bunun tamamını sıfat tamlaması olduğu için arkadaşlar bir almalıydı. Cevabımız ne olacak? C seçeneği olacak. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde vurgu nesne üzerindedir? Eee yüklem isimse Yüklem isimse arkadaşlar vurgu yüklemin kendisi fiil olan cümlelerde sonda veya ortadaysa kendinden önceki öge vurgulanan ögedir. O, orada nesneyi arayacağız biz. Resimler vardı derken burada isim zaten yüklem kendisi. Hayvanların değişmez görünen nitelikleri vardır. Yine aynı şekilde yüklem kendisi. Yankısı güzelleşir. Aynı şekilde yüklem isim kendisi. İbarettir. Yüklem isim vurgu kendisi. Gençler ülkelerine de dönmek istemiyorlar. İstemiyorlar yüklem. İstemeyen kim? Gençler. Ne e, gençler ne istemiyorlar? Ülkelerine dönmek. Yüklemden önceki öge vur, nesne olduğu için vurgulanan ögemiz nesnedir. Cevabımız C seçeneği oluyor. Geldim 15. soruya. Yukarıdaki şiirde numaralanmış dizelerden hangisinde zarf tümleci kullanılmamıştır diyor. Ben seni unutmak için sevmedim. Ne için sevmedim? Unutmak için zarf tümleci var. Bekledim sabah akşam yollarını. Nasıl bekledim? Sabah akşam bekledim. Zarf tümlecimiz var. Aşk bu mu? Sevda bu mu? Hayat bu mu? Kalp acı, dünya hüzün, gözyaşı dolu. Bu kalsın şimdi sen kim bilir nerelerdesin ne zaman nerelerdesin şimdi yine zarf tümlecimiz var bana en acı haber, haber kimin nesin adını içimden hala silmedim. Ne zaman nasıl silmedim hala silmedim yine zarf tümlecimiz mevcut cevabımız C seçeneği oluyor gençlik. Gelelim 16. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisinde bir öge açıklayıcısıyla birlikte kullanılmıştır diyor. Leyla Erbil kadın duyarlılığını, kadın ve erkeğin ezilmişliğini sosyal ve tarihsel süzgeçten geçirerek anlatır öykülerinde. Anlatır yüklem, anlatan kim? Leyla Erbil. Neyi anlatır? Kadın duyarlılığını, kadın ve erkeğin ezilmişliğini. Sosyal ve nasıl anlatır? Sosyal ve tarihten tarihsel süzgeçten geçirerek nerede anlatır öykülerinde burada herhangi bir açıklayıcısı olan ögemiz yok. Nazlı Eray hayal gücünden yararlanarak anlattığı öykülerini şaşırtıcı unsurlarla süsler. Süsler yüklem süsleyen kim? Nazlı Eray. Ee, Neyi süsler? Hayal gücünden yararlanarak anlattığı öykülerini nesne. Neyle süsler? Şaşırtıcı unsurlarla zarf tümleci. Sema kaygısız için dil kimi yazarlarda olduğu gibi kurgudan önceliklidir. Önceliklidir yüklem öncelikli olan ne? Sema kaygısız için değil e nasıl önceliklidir? Kimi yazarlarda olduğu gibi neyden? Kurgudan. Yine burada da boşta kalan ögemiz yok. Reşat Nuri Güntekin, Tanpınar'ın Türkçenin ortasında bir şefkat Reşat Ürperişi dediği bu duyarlı yazar. İşte arkadaşlar Reşat Nuri Güntekin'i ne yapıyor bu cümlede açıklıyor. Cevabımız ne olacak? D seçeneği olacak. Edebiyatımızın değerli ismidir yüklem. Edebiyatımızın değerli ismi olan kim? Reşat Nuri Güntekin. Kalan kısım öznenin neyi arkadaşlar açıklayıcısı konumundadır diyebiliriz. Gelelim 17. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi sadece yüklemden oluşmuştur? Dünya büyük fırtınalara gebe kaldığını duyurmaktadır. Duyurmaktadır yüklem. Duyurmakta olan kim? Dünya neyi duyurmaktadır? Büyük fırtınalara gebe kaldığını. Burada üç ögemiz var. Aşk bir kişiyle başka herkes arasındaki farkın fena halde abartılmış halidir. Ee, bir kişiyle başka herkes arasında farkın fena halde abartılmış haldir yüklem. Ee, aşk da burada nedir? Öz nedir? B'yi de eliyorum. Dört ayaklı bir yaratık olan atın gözlerine dikkatle baktınız mı hiç? Baktınız mı yüklem? Bakan kim? Siz neye baktınız mı? Dört ayaklı bir yaratık olan atın gözlerine nasıl? Dikkatle zarf tümlecimiz de var. Eliyorum. İyi bir hayat hikayesi yazmak iyi bir hayat yaşamak kadar zordur. İyi... İyi bir hayat yaşamak kadar zordur yüklem. E, pardon, zordur yüklem. Özür diliyorum. Zor olan ne? E, i̇yi bir hayat hikayesi yazmak. Neyden nasıl zordur? İyi bir hayat yaşamak kadar zarf tümlecimiz de var. Eliyorum. Tüm dünyanın hayran olduğu bir film yıldızı gibiydin. Buranın tamamı yüklem çünkü sıfatlarla oluşturulmuş ve sıfat tamlamalarını yapamıyoruz, ayıramıyoruz. Cevabımızın E seçeneği olması gerekiyor. Geldik 18. sorumuza. Yukarıdaki cümlenin ögelerini bulmak için yükleme aşağıdaki sorulardan hangileri sırasıyla sorulmalıdır? Necati Cumalı'nın Said Faik ödülü kazanan Makedonya 1900 kitabındaki bir öyküden senaryola, senaryolaştırılıp sinemaya aktarılan ve başrollerini Türkan Şoray ile Kadir İnanır'ın paylaştığı Dila Hanım filmi Aşka Dönüşen Bir Kan Davası serüveni sunuyor. Sunuyor yüklem. Sunan kim? Necati ya da Sunan ne Necati Cumanlı'nın Sait Faik ödülü kazanan Makedonya 1900 kitabındaki bir öyküden senor, senor, e, senaryolaştırılıp sinemaya aktarılan ve başrollerini Türkan Şore ile Kadir İnanır'ın paylaştığı Dilaha'nın filmi tamamı nedir arkadaşlar öz neyi sordum ne sorusunu sordum. Eee ne sunuyor? Aşka dönüşen bir kan davası serveni sunuyor. Cevabımız ne olacak? A seçeneği olacak. Birincisi özne, ikincisi nesneyi veriyor. Yukarıda iç içe birleşik cümlenin cümlenin öge dizilişi aşağıdakilerden hangisidir? Asaf Halet Çelebi bir şiirinde Allah'tan pencere açmışlar. İçi sıkılan evlere diyerek kendi iç sıkıntısını yansıtır. Yansıtır yüklem. Yansıtan kim? Asaf Halet Çelebi. Nerede yansıtır? Bir şiirinde dolaylı tümleç. Nasıl yansıtır? Allah'tan pencere açmışlar e, içi sıkılan evlere diyerek zarf tümleci neyi yansıtır? Kendi iç sıkıntısını nesne. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Özne e, dolaylı tümleç, zarf tümleci, nesne ve yüklem yani A seçeneğimizde mevcut diyoruz. Gelelim son sorumuza. Aşağıdaki cümleler, cümlelerdeki altı çizili bölümlerden hangisinin öge, ögesi ötekilerden farklıdır? Yıldızlar serpildi gökyüzüne sonra ay parladı usulca. Serpildi yüklem, serpilen ne? Yıldızlar, öz ne burada? Sanatı kendine hayat edinenler için hayat büyük bir sanattır. Ee, büyük bir san, hayat büyük bir sanatları yüklem. Büyük bir sanat olan ne? Hayat özne. Na, ne için hayattır? Saya, sanatı kendine hayat edinenler için. Burada zarf tümleci görevinde. Çiçek ay, açmayan ağaçtan meyve beklenemez. Beklenemez yüklem. Beklenemeyen ne? Meyve özne. A ile C aynı. Eliyorum. Cesaret tehlike karşısında akıl ve zekanın kullanılmasıdır. Eee kullanılmasıdır yüklem kullanılması olan ne cesaret özne burada da öznemiz var. Büyük insanlar şu dünyada büyük acılar çekmek zorundadır. Ç büyük acılar çekmek zorunda olan kim? Büyük insanlar yine öznemiz var arkadaşlar. Cevabımız ne oluyor? B seçeneği oluyor. Bu haftaki ÜDS sınavımızı da bu şekilde bitirmiş olduk. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki sınavımızda görüşmek üzere gençlik.